Bu da yıldız. Nedir star ışığı? Kuvvetli bir ışık efendim. Peki kimlerde görülür? Mesela ne bileyim bende var mı acaba? Yetenekli insanlarda vardır efendim. Yani bende yok. Var, sizde de var. Var mı başka fikri olan? Yani bende olan ışık mesela star ışığı bence. Siz nereden buna karar verdiniz? Yani şuradan karar verdim. Ya bence star ışığı insanları bir heyecanı geçirebilen insanlarda olan ışıktır yani. Tabii buna benim söylemem de pek doğru değil yani. Diğer insanların bana söylemiş olması gerekiyor. Sende star ışığı var. Ama alkışa bakılırsa var yani. Bunu da bir an önce fark ettiğimize sevindik tabii. Teşekkür ederim. Yanınızdaki arkadaşınız mı? Sevgilim. Sizce var mı öyle bir ışık? Yani var. Kolaysa yok de. Şey, güzel konuşabiliriz. Peki ne gibi bir yeteneği var mı hakikaten bu ışığı gösterecek? Sesin çok güzel. Kendi gördüğünüz gibi yine başkası söyledi, arkalardan bağırdılar. Kendisi asla söylemiyor. Bayanlar, baylar, Aziz Şov'a hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine birbirinden renkli konuklarımız var ve fazla bekletmeden ilk konuğumu çağırıyorum. Genç kızların sevgilisi, teyzelerin biriciği, oyuncu, büyük yetenek Hakkı. Görüyorum, bayan hayranların da burada Hakkı. Aziz, onları o kadar çok seviyorum ki, gerçekten. Seni özellikle selamlamak istiyorum. Neden bunu istiyorum bilmiyorum ama bunu istiyorum. Eyvallah. Peki, Hakkı sen... Biz çıkalım istiyorsanız. Yok, tamam, hallettik biz. Canımsın. Müsaadenle programa başlayalım şovumuza. Canımsın. Hakkı, bu sevgi nereden geliyor Hakkı? Neye bağlıyorsun sen bu sevgiyi? Ya Aziz, ben bunun aslında biraz samimiyetten kaynaklandığını düşünüyorum açıkçası. Yani insanlar beni izlerken ekranlarda işte annelerinden, babalarından, sevgililerinden, yeğenlerinden, belki de kuzenlerinden bir parça gördükleri için belki de bu yüzden bu kadar çok seviliyorum diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum, sizler ne diyorsunuz? Evet. Vallahi pırıl pırılsınız ya. Peki Hakkı. Canım. İnsanlar seni seyrederken annelerinden hangi parçayı görüyorlar? Ya Aziz, ben biliyorsun bir dizide oynadım. Ana Gibi Yar Olmaz dizisinde. Anayı oynamıştım ben orada. Ana rollerden biri miydi? Ana rollerden biriydi. Hatta biliyorsun, duymuşsundur belki de. Afife Jale'yi aldım ben o rolle. Dizide oynayarak? Evet, dizide oynayarak. Afife alma çok önemli bir ödül. Tiyatro ödülü değil mi o ya? İşte benimle birlikte değişti kulvar. Peki hangi dalda aldın? En iyi ana. Yani bayağı bir değişmiş, evet. Yavrum seni sevmiyorum gibi bir şeydi. Çok benim çok özenerek ve bezenerek üzerinde çalıştığım bir roldü. Biraz daha oynayabilir misin o anneden bize? Yavrum seni sevmiyorum. Hiç hoşlanmıyorum. Evet, şimdi ödülü nerenle aldın diyeceğim. Hoş oldu. Harikasın ya. Peki halktan kopmamak için neler yaptın Hakkı? Halktan tabii ki kopmuyorum. Daha geçen gün onlarla yaşadığım bir anıyı anlatmak, paylaşmak isterim. Sonuçta aynı sıkıntıları, aynı dertleri paylaşıyoruz. Geçen trafik sıkıştı köprüde. Ben jipimin camını indirip yandaki belediye otobüsünde benim için cama yapışan insanlara selam yolladım onlara. Onlar da bana bir şey söylediler ama ne söylediler tam anlamadım. O içerideki buğudan görünmemiş tabii, olabilir. Buğudan, evet. Senin yazdılar o sırada trafik açıldı. Trafik açıldığı için devam etmek zorunda kaldım. Yine karşıdan karşıya vapurla geçerken vapurda çok güzel anılarım oluyor onlarla. Ha, sen vapura biniyorsun. Yok, hayır, teknemle yavaşlıyorum. Vapurun yanına ve el sallıyorum onlara. Merhaba diyorum. Simit atıyorum. Yani
Peki, oyunculuğa nasıl başladın? Madem bak bu soruyu sordun, sana bir anımı anlatmak isterim. İster istemez biraz daha samimi olacağım. Ben doğuyorum. İşte babam geliyor elinde kamerayla benim doğumuma. Çok heyecanlı bir baba olarak. Elliği ayağı titriyor Aziz, inanılmaz derecede. Ve ben kafamı çıkarttığım an itibariyle babamın kamerasına bir bakış atıyorum Aziz. Ve orada benim babam aslında oyuncu olacağımı anlıyor. Yani şimdi senin resmen ilk sahneni anlattın. Tabii tabii, bize, kesinlikle, kesinlikle. İlk şaplağı yediğim andan itibaren ben dönüp doktora neden diye sormuşum. Evet, çok, çok acayip. Bizim için canlandırır mısın? Özellikle seve seve. Ben de yardımcı olabilirim. Evet. Ben doktoru oynayayım. Herhalde böyle tutuyor değil tabii, mi? Tabii, seni tabii. Kaldırmış. Aynen, aynen. Böyle burada şaplak mı oluyor? Tabii tabii şaplak evet. Oluyor. Atarsan ben bir konsantre evet. Olayım bir saniye. Tamam mı? Neden? Çok güzel, tebrik ediyoruz. Evet. Bize biraz setten bahseder misin? Çektiğin dizide hangi karakteri canlandırıyordun? Ya Aziz, ben Şefik karakterini canlandırıyorum. Vallahi Aziz, şöyle söyleyeyim. Şefik aslında benimle çok fazla ortak yanı var. İşte 8 yaşında bir travma geçiriyor. 20'sine geldiği zaman bir geçirdiği kaza sonucu yüz nakli yapılıyor. Daha sonrasında işte Ankara'da polislik yapmaya başlıyor. Bu arada bir ağanın oğlu. Kan davası var. Daha sonrasında Ankara'da polislik yaparken bir kaza geçiriyor ve hafızasını kaybedip Topkapı Sarayı'na düşüyor. O Topkapı Sarayı'nda umutsuz ev kadınlarıyla yaşamaya başlıyor. Gerçekten orijinal bir senaryo. Evet. Senden bir şey istesek. Tabii. Dekorumuzda da bulunan böyle bir zil var. Bu zili alsan ve şu merdivenlerden Hafize Ana'nın teneffüs zilini çaldığı taklidini yaparak iner misin? Haydi bakalım, başlasın. Teneffüs. Efendim, bu arada konusu gelmişken söyleyelim. Hafize Ana bir tanedir, tektir, büyük bir klasiktir. Kesmeyin efendim sahnelerini. Fazla konuklarımızı bekletmeyelim ve şimdi Türk müziğine yeni bir ses getirdi, yeni bir soluk getirdi, farklı bir tarz. Çok seveceksiniz eminim. Basamakları birer birer tırmanıyor. Sinem geliyor. Tutturamadık bunu okay. Da ben alayım. Okay, hoş geldin Sinem. Gerçekten ayağının tozuyla, kafasının muzuyla geldi Sinem. Evet, senin için ama. Kimseye çıkmıyorum, sana özel. Nasıl Sinem'in müziği hakkı? Yeni bir soluk getirmiş değil mi? Ya Aziz, ben dürüst olacağım. Ben hiç konserine gidemedim. Vaktim olmadı, kusura bakmıyorsun değil mi? Yani hiç vaktim olmadı. Zaten bizde de bilet kalmadı. Full. Yani yer bulamazsın. Peki evet. Şarkının ismi... Banane'ye galiba. Evet, Banane'ye. Nasıl çıktı bu şarkı? Ya özel hayatımla ilgili konuşmayı sevmiyorum ama sana özel yine anlatacağım. Bir aylık yaşadım, aşk acısı. Aa. Evet. Kentsoy'dan ayrıldın mı? Kentsoy mu kaldı? Yani Kentsoy'dan sonra bir...
30'a yakın erkek arkadaşım oldu. Evet, gerçekten seçicisin. Yani tabii ki seçim. Sonuçta ülkenin nüfusu ortada yani. 30 bir şey değil. Yani kaç milyon olduk yani. Nasıl çıktı şarkı, sözler? Sözler şöyle, aylık acısı yaşadıktan sonra ben, yani biz kadınlar yani kendime yemeğe verdim, tatlıya. Hani eve gittim dedim, hemen bir şeyler yemeliyim. Buzdolabını bir açtım, sadece banana var. Yani muz kısacası. Dedim, ne yapacak? Yapacak bir şey yok dedim. Deli gibi yedim bütün bananaları ve 40 tane muz vardı. Pardon, buzdolabında 40 tane muz mu vardı hazırda? Evet, yani turne yeni bitmişti ve durumum iyiydi o dönem. Muz aldım bol bol. Yani enerji de oluyor, konserlerde çok yoruluyoruz malum. Bütün bananaları yedim ve İnanılmaz ağır geldi. Sonunda ilham geldi. Ve şarkı böyle çıktı. Şarkı da aynen bu şekilde. O duygusal sancı, o benim midemdeki sancı karışınca bu bananaya parçası halkla buluştu bence. Çok da güzel oldu yani. Çok hoş. Kıyafet de sana özelmiş değil mi şarkı gibi? Evet. Kendin yaptın öyle mi bütün kıyafeti? Tabii ki ben şarkılarımı da kendim yapıyorum, giysilerimi de kendim yapıyorum. Yani ben kendim giyiniyorum yani 3 yaşımdan beri. Peki ayakkabılar, ayakkabılar da mı sana ait? Bunları da ben yaptım. Yani hiç, burada hiçbir parça, hepsi bana nasıl, ait. Nasıl yaptın? Yani deri özel alıyorum, kendim yapıyorum. Has deri, dana derisi. Kendim ya yani işleyerek o kenarlarını tutturuyorum. Yani kendim yapıyorum bunu da. Hatta markalaşacağız. Evet. Menajerimle konuştuk bu konuyu. Danana giy. Marka olacak yani. Mı böyle bir jingle'ı, bir müziği, bir şeyi tanıtımın? Danana giy. Danana. Danana giy. Danana. Henüz bu kadar yaptım. Diyelim dolabı açtın ve 40 tane kavurma sana bakıyor. Kavurma ye. Kavurma. Kavurma ye. Kavurma. Aşkımızı boş yere savurma. Bir tane de benim için söylesen. Aziz. 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 Bıraktın hayatımda büyük bir iz. Nasıl, bunları beğendin mi Hakkı? Bu şarkıları, yeni şarkıları. Hakkı? Ay, dalmışım pardon ya. Özür dilerim. Diyelim bir film yaptın. Müziklerini sinemin yapmasını ister misin? Yapacağım filmde tabii ki bir manava oynarsam neden olmasın? Kusura bakma, yanlış anlamıyorsun değil mi? Hayır, yok, hiç yanlış anlamıyorum. Ama yani ben de şöyle bir Hakkı'ya bakıyorum buradan. Yani bugün, yarın her an bir başrol teklifi Maymunlar Cehenneminden. Ha? O zaman ben de şunu söyleyeyim. Sanırım arkadaşın kültür seviyesinde bir problem var. Çünkü Maymunlar Cehennemi'ndeki bütün maymunları yapan büyük bir sektör arkasında çok büyük bir teknik ekip ve çok büyük bir makyaj ekibi var. Ve sanırım bunlardan haberin yok. Ama olay şu, senin o makyaja ihtiyacın yok. Efendim, arabeskin kralı geliyor. Hepimizin İsmail abisi geliyor şu anda. Bulutlar arasından yağan yağmurlarda gözlerim yaş doluyor sensiz yollarda. Dokunmaya kıyamadım seni, hep eldivenle sevdim. Eller olmuş ellerine dokunmatik ya. Saçaklarda, kuytularda, köşelerde, aralarda ben seni hep beklemişim. Dokunmatik ya.
köfte ekmek satanlar da, seyyar gezen çaycılar da, yağmurlara aldırmadan beklemişim ya. Saçaklarda, kuytularda, köşelerde, aralarda, ben seni hep beklemişim, dokunma. Oğlum o şakaları nasıl yapıyorsun ya? Oğlum biz çok gülüyoruz sana ha. Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Ya, hoş geldin abi. Vay kardeş. Oğlum ya artist ha. Oğlum bize de bir rol verin lan. Abi ne demek senin rol? İstediğin tabii. Bize bir rol vermesin mi? Ha? Ay, haydi bismillah. Tanışıyor musunuz? Yok. Yok. Hayır, tanışmıyoruz. Ama ben Aziz gerçekten samimiyetimle bir şey itiraf etmek zorundayım. İsmail abi benim hayatımda çok büyük bir önemi var. Ben yaşadığım birçok ayrılık acısını İsmail abimin şarkılarıyla indirdim diyebilirim yani. O yüzden kendisine hepimiz, çok hepimiz öyle yaptık. İnsan, peki, insan. Eyvallah. En çok hangi şarkısını seviyorsun? Bulut yokken gökyüzünde, aşkın boğazıma kaçtı. Bir de... Yok la Erkan'ın. Evet, o İsmail abinin değil onlar. İsmail abinin hangi şarkısını seviyorsun? Yok, ben benzetmişim. Peki, Sinem'in dinleyebildin mi şarkısını? Sevdin mi abi? Bir yorumun var mı? Vallahi efendi, ne bileyim yani. Kız o kafandaki ne? Aa, imaj. Bu benim imajım yani. Bana ama ile tanıdığım için buradan imajım yani amcacığım. Güzel, güzel. Senin kafandaki ne? Peki abi program nasıl gidiyor? Ben halkın çimentosuyum Aziz. Dağılan aileleri birleştiriyorum. Böyle insanları birleştiriyorum. Biliyorlar yani böyle bizim de misyonumuz yani sonuçta. Biz de sanatçıyız he. Geçen gün programda... çok arzulamışsın küçüklükten beri helikopter pilotu olmayı ve helikopter kullanmayı denemişsin. Fakat dekor izin vermemiş ve bir kaza olmuş galiba. Yok yok, açtılar bile. Dediler helikopter getirdiler. Bana da sürpriz, ben de haberim yok. Açtılar da üstünü böyle, stüdyo büyük biliyor musun? La aldım helikopteri. La çıkıyorum yukarı. La bir attım, bir baktım yağmur yağıyor Aziz. Ben yağmurda helikopter kullanamam ki. Peki, daha fazla ara vermeden sorulara geçmek istiyorum efendim. Geç. Sinem'le başlayalım. Evet, Sinem'cim. Nokta nokta olamayacak kadar akıllı, nokta nokta olamayacak kadar akılsız mı? İyi niyet elçisi olamayacak kadar akıllı, elçiye zeval olmaz kadar akılsızım gibi. Evet. Hakkıyla devam edelim. Oyuncu olmasaydım nokta nokta olurdum. Oyuncu olmasaydım oyunculuk nerede olurdu? Daha doğru bir cevap olacak. Şimdi İsmail abinin sorusuna geçelim. Yes. İsmail abi, içimden bir sayı tutsam nokta nokta ile çarpar, nokta noktaya bölerdim, çıkan sonuç aynı olurdu. Neden olmasın? Korunaklı sevgilimdin, başıma dam çatı oldun. Yağmur yağdı, çatı aktı, alamadım bir çeki odun ya. Bravo. Kurban olayım ya. Seyirciden telefon alacağız efendim. Var mı telefon? Seyirciden telefonla bağlanıp soru sormak isteyen. Alo. Alo. İyi günler Aziz Bey. Buyurun. Ya Aziz Bey, ben oradaki hanımefendiye soracaktım. Kafasındaki nedir? Ama bu şekilde olmaz yani. Buradan böyle falan. Ne yapıyorsun ya?
arıyorsunuz? Ben Uzak Doğu'dan arıyorum. Nerede? Uzak Doğu'dan. He. Evet. Biraz böyle kıyısın. Şiveniz de zaten andırıyor, evet, Uzak Doğu'yu. He, orla o yanındakileri çok mu sıkıştırdın seni, yoksa da terliysin? Ha, sen şakacı. Hattan düştü ya. Vallahi düştü. telefonlar yağıyor şu anda, hatlar kilitlendi. Alo. Alo. İyi geceler. İyi geceler abi. Efendim. Buyurun, kime sorunuz? Ben sinema adama soracağım. Evet, alo. Acaba Lady Gaga'dan etkilenmiş mi acaba? Lady Gaga, tanımıyorum. Var mı başka telefon bağlantısı? Evet. Alo. İyi akşamlar. Alo. İyi akşamlar. Bütün sanatçılarımız üçü de ayrı kulvarlardalar. Bir kulvara girseler ortaya ne çıkar? Bir düet istiyorlar sizden. Valla neden olmasın yani? Hadi buyurun. Önce müzik başlasın. Girdik mi reklamaya? Girdik reklamdayız. Ulan bana ne? Ya amca bir saniye ya. Aziz tuvalet bir yerde. Aynı yerde abi. Aziz ya. Hakkı bunu düşürdün. Kızım sen bana niye öyle artistik yapıyorsun ya? Ya ne artistik? Ne oluyorsun lütfen, ya? Lütfen. Buyur Sinemciğim. Aziz'cim yani biz böyle anlaşmamıştık. Sen bana ne dedin? Albüm tanıtımı olacak dedin. Yani parçalar okunacak dedin. Adam mahvetti benim parçamı. Onu geçtim yani. 2-3 tane parça okudu da ben bir tane parçam. Benim çok güzel bir parçam var yani, un kurabiyesi diye. Ben numara 3. Onu da söyleyeceğim bebeğim, yani. Bebeğim söyleriz. Bu arada Meltem nasıldı, güzel miydi? İyi dedim ilk bölüm. Süpersin ya, çok şekersin. Hayır böyle olmaz Aziz. Ha? Gerçekten böyle olmaz. Sen akşam ne yapıyorsun? Ne akşam ne yapıyorum? Sinirlendim. Bir şey yapmıyorum akşam. Aziz. Efendim? Oğlum, bir izzet ikram yok mu? Benim kan şekerim düştü ya. Anne be. İsmail abi, doğru. Oğlum, ben ayarlayayım. Daha da burada da var. Lan! Anne! Ay, ne yapıyorsun ya? Ya İsmail abi ne yapayım? Lan ben ne bileyim? Ya bu ne ya? Lan ben zannettim bundan kırmızıdır. Sinirlendim. Olabilir, bu canlı yayındır, bir gece şovudur. Kaza olabilir, evet. Ne yapıyorsun İsmail abi? Banana mı yiyor Aziz? Yeter artık, skandal. İsmail abi, dekoru yeme İsmail abi. Ne yapıyorsun? Ben şekerim düştü, ben ne bileyim orayı? İsmail abi, tamam. Oturalım, biz devam edelim programı İsmail abi. Vallahi muzun da kalitesini almış ha. Vallahi. Var mı kimiz ya? Muzun param bitecek, harcama param bunlara. Ya koçum abi ye. İsmail abi, lütfen sen de otur, devam edelim programı. Vallahi elimden ye Aziz, Allah'ını seversen. Yemeyeceğim abi, siz devam edin, programı sunalım. Lütfen oturursanız. Lan elimden mi öğrendin? Yok abi, olur mu? Lan elimden mi öğrendin? Yok abi. Allah! Ulan senin başın üstün lan ye. Yok vallahi. Aziz ya, Allah'ını seversen. İsmail abi, sağ ol abi. Otur İsmail. Ya lan! Yemeyeceğim ben. İsmail otur yerine. Deli misiniz? Ne yapıyorsunuz siz ya? Allah Allah ya. Bir konu işleyeceğiz, işletmiyorsunuz ya. Bir ışık mışık dedik. Ne ışık var ne bir şey.
bir şey söyleyeceğim. Hmm. Siz geçen haftalarda Ramiz'i çağırmıştınız ya. Ben ya de... ben yine birini çağırayım dedim. Aradım hepsi başka yerlere katılıyormuş. Ben de kimseyi bulamadım. Benim bir sürprizim var hocam. Neymiş? Ben de size bir star çağırdım hocam. Allah. Ne starıdır? Kimmiş? Benim kuzenim hocam. Kuzenimi çağırdım. Oğlum ne yapayım ben senin kuzenini? Kim senin kuzeni? Bedük! Bakayım vuracak mı? Vurmayacaksa... Yok abi dayanamadım o yüzden atladım yani. Ha çekil o zaman sen. Merhaba. Faik abi toplanın gelin. Efendim bölüm bitmiştir. Biz Bedük Bey'le fotoğraf çektireceğiz. O yüzden biraz müsaadenizi alalım. Siz oyalayın çocuklar.